Makka davri edi. Makka davri payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga juda ham mashaqqatli bo'lib keldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelishlaridan oldin, ya'ni nubuvvatdan oldin u zot As-Sodiqul Amin, ya'ni xalq tilida rostgo'y, ishonchli odam deya e'tirof qilinardi. Payg'ambarliklardan oldin o'sha paytdagi o'sha Makka mushriklari ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni har doim ishonchli odam deya e'tirof qilishardi. Rasulullohga nubuvvat keldi. Nubuvvat kelgandan so'ng payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni yolg'onchiga chiqarishdi. Hattoki shu darajada haqorat qilishdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kohin, folbin deya atashdi. Jinni deya atashdi. Majnun deyishdi. Va hatto oxiri shayton deya atashdi. Alloh taolo keyin oyatni hozir qildi. Qalam surasini avvalgi 4 oyatini hozir qildi. Nun, astaizu billah. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim dedi. Ya'ni Alloh taolo aytdiki nun dedi. Nunning hikmatini Allohni o'ziga havola qilamiz dedi mufassirlar. Keyingi oyat qalam bilan va satrlarga yoziladigan, satrlarga yozadigan narsa bilan qasam ichdi Alloh taolo. Va Alloh taolo oyati davomida aytdiki, siz ey Muhammad alayhissalom Robbingizni ne'mati ila majnun, ya'ni jinni emassiz dedi. Ya'ni u odamlar aytayotgan sizda voqelik, ya'ni sizdagi odamlar aytayotgan sizni ya'ni tuhmat, bo'xton qilayotgan sifat yo'q. Ya'ni siz jinni emassiz, majnun emassiz deya Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni pokladi. Oyati davomida aytdiki, albatta ey Muhammad alayhissalom siz uchun minnatsiz ajrlar bordir. Ya'ni ajr mukofotlar bordir. Bitmas tuganmas ajrlar bor dedi. Va oxirida Alloh taolo aytdiki, va innaka la ala xuluqin azim dedi. Ey Muhammad alayhissalom albatta siz go'zal xulq uzrasiz dedi. Ya'ni go'zal xulqni ustidasiz. Ular aytayotgan sifat yo'q sizda. Ko'nglingizni xotirjam qiling ey Muhammad alayhissalom. Alloh taolo boshqa bir oyatda payg'ambarimiz alayhissalomni namuna qilib aytdiki, astaizu billah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dedi. Ya'ni sizlar uchun rasulning hayotida, payg'ambar alayhissalomning hayotida go'zal namuna bordir dedi. Payg'ambar alayhissalomning hayotlari go'zal namuna. Kim payg'ambar alayhissalomni hayotini o'qisa, albatta u zotning hayotdagi sifatlari bilan sifatlanishlikka harakat qiladi. Bugungi sizlarga aytib bermoqchi bo'layotgan voqeamiz ham ajoyib bir voqea. Gulning payg'ambar alayhissalomga bo'lgan muhabbatini aytib bermoqchimiz. Bu yaqin hayotimizda sodir bo'lgan voqea. Undan oldin bir hadisni aytaylik. Oysha onamiz radhiyallohu anhodan kelib turib, odamlar so'radi, Rasulullohning xulqi nima edi deganda, qanday bo'ladi Rasulullohning xulqi deganda, Oysha onamiz aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xulqlari Qur'on edi dedilar. Ya'ni Qur'ondagi qanday sifat kelgan bo'lsa, Rasululloh sifati xuddi shu edi dedi. Hayotda ham, oilada ham, har qanday holatda ham, so'zda ham, fe'lda ham, hammasida xulqi bir xil holatda edi. Ya'ni odamlar aytayotgan sifatdagi xulq emas, balki payg'ambar alayhissalomni Qur'onni madh qilgan xulq bilan xulqlangan edi degan ma'noda aytadilar. Voqeaga qaytamiz. Ustozlarimiz birlari aytib beradilar. Bir kuni deydi, bir talabamizdan imtihon olishlik ke sabab bo'lib qolding deydilar, ya'ni imtihon olishimiz kerak edi. Haligi imtihon oladigan talabamiz qiz bola edi deydilar.
imtihonga qo'lida ikkita gul ko'tarib keldi dedilar. Biz hayratga tushdik. Nima uchun gul ko'tarib kelyapti bu qiz deb o'zimiz yonimdagi hamkasblarim bilan o'ylanib qoldik. Qiz gulni ko'tarib keldi-da va stolning ustiga qo'ydi. Ya'ni imtihondan imtihon olishimiz kerak bo'lgan stolning ustiga qo'ydi. Biz hayratda edik. Ya'ni nima keragi bor edi bu narsani dedi. Qiz bizning hayratimizni bildi-da ustozlar, izn bersangiz shu gul voqiyasini tushuntirib beraman dedi. Biz tabiiyki gul voqiyasini bilmoqchi edik. Chunki bizga gul bu ajoyib bir holat bo'lib turibdi. Chunki imtihonga kelgan bola odatda qo'lida kitobi yoki boshqa bir narsasi bilan kelish kerak edi. Bu qiz gul ko'tarib keldi. Nima uchun? Odatdan tashqari holat bo'ldi. Qiz o'zining hikoyasini boshladi. Bir gul juda ham chiroyli edi. Ya'ni qo'lidagi bitta guli juda ham chiroyli gullagan edi dedi. Ikkinchi gul esa o'tga o'xshab ko'karib turgan edi. Lekin qo'lidagi o'sha o'ng tomondagi guli juda ham chiroyli edi, bitta guli. O'zining hikoyasini aytishni boshladi. Men ikkala gulni ham bir vaqtda ekkanman. Va bir joyda unib o'sgan ikkala gul ham. Ikkala gulning ham sorti, ya'ni ikkala gulning ham navi bitta turli. Bunisi ham gullagani ham, gullamagani ham bitta navli. Va bitta joyda o'sgan dedi. Bizga gapini so'zini davom ettirib aytdiki. Mana bu gul o'ng tomondagi gul har kuni kelib men ana o'sha gulga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini aytib berardim. Rasululloh qanaqa zot bo'lganlar? U zotning hayotlari qanday bo'lgan? U zot qanaqa yuzli, qanaqa bo'yli, qanaqa bir zot bo'lgan? Shamoillarini, siyratlarini, voqeliklarini, Rasulullohning hayotda bo'lgan voqealarini, hadislarni aytib berardim. Faqat shu gulga, ya'ni gullagan gulga qarab aytardim deydi. Faqat shu gulga qarab aytardim. Yonidagi gulga aytmasdim, lekin u ham yonida turardi, lekin faqat men bu gulga qarab gapirardim dedi. Allohning qudratini qarangki, ustozimiz aytadilarki, bizni eng ta'sirlantirgan narsa hattoki bir nabotot gul Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlarini eshitib, u zotga muhabbat qo'yib Rasulullohdek gullashga harakat qilyapti dedi. Rasulullohning hayotini eshitgan gul ham Rasulullohdek xulqli bo'lishga harakat qilyapti dedi. Mana bu o't sifat bo'lib turgan gul esa Rasulullohning hayotidan mahrum bo'lgan gul hisoblanadi. Ikkala uni ham navi bitta dedi. Alloh taoloning hikmati shunday bo'lar ekan. Alloh taolo bir bandasiga o'zining ne'matini, payg'ambar alayhissalomning hayotini, tanishlik ne'matini beradigan bo'lsa, hattoki gul bo'lsa ham, nabotot bo'lsa ham Rasulullohning sifati bilan sifatlanishlikka harakat qilar ekan. Ammo Rasulullohning hayotlaridan bebahra bo'lganlar mana bu o'tga o'xshab xunuk bo'lib turar ekan. Rasulullohning hayotlari shunday ekan. Kim Rasulullohning hayotidan eshitsa, u zotning hayotlarini bilsa, Rasulullohga muhabbat qo'ymasdan ilojisi yo'q ekan. Hatto gul ham muhabbat qo'yyapti. Rasulullohga oshiq, Rasulullohga muhabbat qo'ygan gul deb nomladik. Voqeligimiz ham. Payg'ambar alayhissalomning hayotlarini eshitmagan odam, Rasulullohni tanimagan odam, bilmagan odam mana shunday gullanishlikdan bebahra bo'lgan odam hisoblanadi. Biz farzandlarimizga tarbiya berayotganimizda har kuni hech bo'lmaganda Rasulullohni bitta sifatlarini aytib qo'yaylik. Har kuni bitta sifatlarini. Payg'ambarimiz bundoq bo'lganlar. Payg'ambarimiz undoq bo'lganlar. Payg'ambarimiz otlari mana bundoq bo'lganlar. Uzot mana shu yilda tug'ilganlar. Mana u yilda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga ko'chganlar deb gapirishimiz kerak. Rasulullohning hayotlarini shunday aytib berishimiz kerak. Ajoyib voqea. Odamni ta'sirlantiradigan voqea. Biz Rasulullohga oshiqmiz deymiz-u, ammo lekin Rasulullohga oshiqligimizni ko'rsatib bera olmaymiz. Rasulullohga oshiqlik u zotning siyrati bilan siyratlanishlik bo'lar ekan. U zotning xulqi bilan xulqlanishlik bo'lar ekan. Rasulullohga oshiq bo'laylik.
Zira o zat bizim kıyamet gününde şefaatçimiz bilen. Biz kıyada yok bir futbolçu, öki baksiyonu fanatı bulamız. O halen ki biz fanatımız, yani biz fanat buluşumuz gerek bugün zatını bir çekege koyup kıyada yok bir bizge manfaatı tekmeydiğen kişilerin fanatı bulamız. Bu işimiz ne doğru? Biz Resulullah'ın hayatı bilen, hayatlanışlığımız, namuna alışımız gerek. Zira Allah ayetlerin sohbetimizi başladı ettik ki Resulullah'ın hayatlarında sizler için namuna var dedi. Her kendine namuna tapışız mümkün de Resulullah'ın hayatında. Haklin ailevi meselesi de olsun, haklin rehberlik meselesi de olsun, haklin dostana meselesi de olsun, haklin nasihat manası da olsun, haklin buraya kulak salışlık meselesi de olsun. Hemme manada Resulullah'ın namuna tapamız. Nimeyi ki biz Resulullah'ın hayatı namuna tapamız. Bir insan yaşayış gerek bugün namunanı Resulullah'ın tapamız. Garip alimlerin hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en yakşı insan diye tarif veriyor. Biz şimdi yakşı insanını bilmeyemiz. Resulullah'ın bilgen gül güllep keti yaptı. Güllemeyedigen gül hem güllep keti kalıyordu Resulullah'ın tanıken. Şuna kabul erken. Allah Teala barchamızı Peygamber aleyhisselam'ını yakşı tanıyordu. O zat ki muhabbet koyarken zatlarından kalsın. Ana uşu gül kebe farzın zoruyatlarımız hem Resulullah'ın hayatında namuna alışlarına nasip kılsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.